2 Kasım, 8 Kasım boğa burçları nasılsınız? Özellikle kendi içinizde planladığınız yenilikler ve işinizle alakalı konuşmak istediğiniz yöneticiniz ya da bulunduğunuz, çalıştığınız alanda değişmek istediğiniz konular varsa bu hafta bunları özellikle kendinizi belirlemek ve daha kendi hayatınızla alakalı noktada ben bu alanda olmak istiyorum diyen değerli boğa burçları. Evet, bu hafta bunları gerçekleştireceksiniz. Yöneticiniz ya da eksik olan ne sorunuz varsa bu hafta iletin. Gayet anlayışlı ve sevgi bir enerjisiyle hallolacak. Çünkü sizin artık olmanız gereken ve var olmanız istediğiniz noktada güzel oluşumlar sizi mutlu edecek diyorum. Bu ara özellikle aile büyüklerimiz ya da çevremizdeki insanların sağlık telaşlarıyla alakalı çok ciddi anlamda koşturmalarınız söz konusu olabilir. Bu problemleri aşmaya çalışabilir. Yani işten çok aile büyüklerimiz, çevremizdeki insanların sağlıkla alakalı oluşacak sıkıntılarına çok fazla mücadele edeceksiniz. Ve bağlı olduğunuz bazı boğa burçları bağlı olduğu firmadan ayrılma kararı ve kendi iş hayatınızda daha bağımsız hareket etme niyetiniz var. Ben olsam biraz daha idare ederdim. Çünkü enerjiniz bu dönem değil. Eğer yapacaksanız 2000, yani şu dönem size bu konuyu ilerletmiyor. Bence yapmanız gereken tek şey şu an bulunduğunuz noktadaki kontrol. Çünkü zaten siz seviliyorsunuz, mutlusunuz. Sadece hesap kitap ve satışlarla alakalı noktalar sizi çok fazla yıpratmaya başladı. Ve çok sistemsiz bir alandasınız ve bu sistemsiz alan sizi çok fazla yıpratıyor. Bence biraz daha idare etmeniz ve şu zaten Covid-19'da dünyanın genelinde bir stres var. Şu an öyle bir şeylere gerek yok. Oturun oturduğunuz yerde diyorum. Ve şöyle söyleyeceğim, uzun süredir de yapmak istediğiniz ve planlarınızın içerisinde bir ev yatırımı ya da bir araç yatırımı varsa ve hayaliniz varsa bunu bu dönem gerçekleştirme ihtimaliniz çok fazla var. Lütfen bunlar için hayal ettiğiniz yatırım neyse bunu gerçekleştireceksiniz. Biraz hani alınganlık mı, fazla mutluluk mu, fazla şımarık mı bilmiyorum ama size bu hafta böyle bir sezgileriniz ya da alınganlık ruhunuz, o benim için şunu düşünüyor, bunları bir kafanızdan çıkartın. Çünkü gerçekten siz böyle bir insan değilsiniz. Düzeniniz ve kuralınızla hani dedikodu ruhunuz var ama hani özellikle de içsel dedikodu yapmayı seviyorsunuz. Siz dışarıya yansıtmazsınız kimliğinizden. Bence bu ara bu içsel duygularınızın, evet sezgileriniz kuvvetli ama gereksiz kuruntularınız da var. Bunları da toparlayın lütfen diyorum. Sinirleriniz çok yıpranabilir. En ufacık şeye sinirlenebilirsiniz. Ve son zamanlarda kilo almaya başladınız. Bunları dengeleyin. Özellikle karın bölgelerinizde yağlanmalar var. Sağlık sorunu sadece karın bölgenizdeki yağlanmalar ve mide asitlerinizle alakalı sıkıntılar oluşabilir. Büyüklerinizle ilgili sağlık problemi, onlarla ilgili koşturacağınız bir hafta dedim. Bir de uzun süredir geleceğe yönelik planladığınız ve ben burada yaşarım yaşlandım dediğimiz ya da artık ailemi buraya taşıyayım dediğimiz bir yatırım planınız varsa lütfen bu dönem bu planla ilgili bazı mallar ve satılacak ve bu yatırımları yapmanız sizin için gayet hayırlı ve aydınlık olacak. Büyükleriniz ve sizin oturmak istediğiniz yeri Bodrum mu, Karadeniz mi, yani böyle bir deniz kenarında bir yatırım niyetiniz var. Bununla ilgili çalışmalara başladınız. Evet, bu doğru bir karar, yapın. İlişkiler konusunda evet özellikle son zamanlarda saçınız okşansın, sevgi gösterisi istiyorsunuz. Evet, bu hafta sevgilinizden bol bol sevgi sözcükleri, bazen de hiç olmadık ani sinirleriniz oluşuyor ilişkinize karşı ya da aslında sevginizi sinirsel yansıtıyor olabilirsiniz. Sinirli bir yapınız olmayacak. Yani ufak tefek sinirlenmeler. Bence biraz bu konuda ani sinirlerimizi kontrol edelim. Son zamanlarda benim üzerimde bir ağırlık var, negatif enerjimi aldım diyorsanız evet lütfen bir kurşun döktürün ya da mutlaka bir Yasin okuyun. Negatif bir enerjiniz ya da aile çevrenizden gelen göz sizi yıpratmış olarak diyorum. Evet, güzel kalın değerli boğa burçları. Yükselen Vay burcunuzu mutlaka dinleyin. Astrolojiden ne haber? Benim Instagram'da haftalık günlük yorumlar yaptığım Astrolojiden ne haber sayfam var. Bir de ritüellerim verdiğim ve devamlı dua ritüeli verdiğim Akkaya Official sayfam var. İsterseniz takip edebilirsiniz. Sevgi ve güzellikte kalın. Allah'a emanet olun.